Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kim bu konuşanda bugün? Konuğumuz uzman psikolog sevgili Sena Toros bizimle birlikte. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben teşekkür ederim. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. O da şu, yani psikolog olmaya nasıl karar verdin? Nasıl karar verdim? Ben aslında İngilizce öğretmeni olmak istiyordum. Gerçekten evet. mi? Ama lisedeyken psikoloğa başladım. O psikologla da çok güzel bağ kurdum. Aa, ne kadar güzel. Evet. Ondan sonra fikrim değişmeye başladı. Üniversite sınavına girdikten sonra dilden de girmiştim. Tercihlerde İngilizce yine de üst sıradaydı benim için. Daha sonra şeyi düşündüm. Ya İngilizce olan bir okulda psikoloji okuyabilirim. İngilizceye zaten sahip olabilirim. Öğretmenlik yapmak istiyorsam da okullarda öğretmenlik deneyimini yapabilirim. Rehber öğretmenlik deneyimini yapabilirim. Çünkü öğretmenlik benim için çok özeldi. Böyle bir karar verip psikolojiyi yazdım. Daha sonra içimde kalmasın diye formasyon aldım. Rehber öğretmenlik yaptım okullarda. O duygunu da tatmin etmiş oldum. Daha sonra da kendi mesleğimi psikolog olarak danışmanlık vererek devam etmeye başladım. Hangi okuldan mezun oldun? Ekonomi Üniversitesi'nden mezun oldum. Ekonomi Üniversitesi Psikoloji bölümünden. Aynı zamanda bir yıla yakın neredeyse Erasmus yaptım Polonya'da. Varşova Sosyal Bilimler ve Psikoloji Üniversitesi'nde. Harika. Mezun olduktan hemen sonra 9 Eylül'de aile danışmanlığı ve eğitimi yüksek lisansını tamamladım. Şahane, süpersin. Evet. Harika. Teşekkür ederim. Evet, sevgili Sena ile konuşacağımız çok konu var ama ilk olarak ben tabii aldığı eğitimlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü eğitime doymayan bir psikologla birlikteyiz. Bitmiyor. Ömür boyu da alacağım gibi evet, görünüyor. Ofiste geldiğimde belgeleri saymaktan yoruldum. Senin için birazcık eğitimlerden bahsedelim. Bu eğitimlerin önemi nedir? Nasıl bizlere katkısı oluyor? Bunlardan biraz söz eder misin? Tabii ki bahsedelim. Önce terapide ne kullanıyorum onu söyleyeyim. Bilişsel davranışçı terapi, çözüm odaklı terapi uyguluyorum. Zaman zaman EMDR uyguluyorum. EMDR nedir? EMDR, beynimizde iki lob var ya, sağ sol beyin. Bu lobların uyarılarak travma yaratan, acı duygu yaratan, rahatsızlık hissinin boşaltılmasını sağlayan bir terapi yöntemi. Yani bize rahatsızlık veren bölgenin bir anlamda silinmesi diyebilir miyiz? Hayır. Öyle bir şey yok mu? Anılar silinmiyor. Eyvah. Öyle bir teknik yok, onu söyleyeyim. Peki ne işe yarıyor? Şimdi biz acı yaşadığımız zaman beynimiz sağ beynimiz o duyguları depoluyor. Ama zaman zaman sol beyni sentezleyemiyor. Böyle olduğu zaman biz mantıklı düşünemiyoruz ve olaylar bizde travma olarak kalabiliyor. Biz EMDR'da çift taraflı uyarım vererek, işte sağ sol dize vurma, ses, titreşim, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma şeklinde uyarımlar veriyoruz. Ve kişideki o sağ beyinde depolanan travmayı sol beynin sentezlemesini sağlıyoruz. Dengelenmeyi mi sağlıyor? Aynen öyle aslında bir yerde. Aslında o travmanın işlenmesini, sol beyinde de işlenmesini sağlıyoruz. Çok etkili bir yöntem. Ama tabii ki de anılar silinmiyor. Burada o anıya ait duygularımız siliniyor. Aslında travma yaşadığımız zaman korktuğumuzda o sağ beyin de depoluniye dedim. Şimdi ben size sorsam, desem ki dün ne yediniz öğlen, hatırlamayabilirsiniz. Ama şunu sorduğum zaman, dün yemekte kavga olmuş, hatırlıyor musun dediğim zaman bunu hemen hatırlarız. Evet. Neden? Çünkü duygular. O zaman adrenalin depolanıyoruz bir anda. Ve beyin diyor ki sana, bak burada tehlikeli bir durum var, buna dikkat et, ona göre davran. Ve onu kayıt altına alıyor. Kayıt altına alıyor. Aslında beden bizi koruyor, zihnimiz bizi koruyor. Bu şekilde. Peki herkes alabilir mi EMDR? Tabii alabilir. Hani çok ciddi bir işte epilepsi vesaire gibi bir rahatsızlığı yoksa alabilir. Evet. Peki ne kadar süren bir terapi? Kişiden kişiye mutlaka ki değişiyordur ama. Tabii. Hani ortalama bir şey verebilir misin? Ortalama şöyle, 8 seans da sürebilir, 20 seans da sürebilir. Veya bir seans da sürebilir. Bazen o kadar kolay oluyor ki hemen işlemlenmesi sağlıyor. Yani bu aslında kişiye göre değişiyor diyebiliriz. Evet. Bir de son zamanlarda çok sık duyduğumuz, özellikle internette de karşıma çıkan bah çiçekleri. Bah çiçekleri, evet. Terapisi diye evet. bir şey var. Bah çiçekleri. Şimdi bah deyince benim aklıma Johann Sebastian Bach geliyor. Hayır, müzikle alakalı olmuyor. O bahın bu bahla alakalı var mı değil. O bah bu bah değil. Tamam, aynen, peki. Bu bah değil. Bu bahsettiğimiz bah, Edward Bach, İngiltere'de bir doktor. 1930'lu yıllarda çiçeklerin özlerinin insanların psikolojik ruh haline iyi geldiğini keşfediyor. Ve bununla ilgili bir sürü araştırma yapılıyor. Bu bah çiçek özleri 38 tane çiçek özünden oluşuyor ve her biri farklı duygu durumuna hitap ediyor.
Enteresan. Evet. Aynen. Kaygı, korku, öfke. Diyelim kaygı bozukluğumuz var. Hı hı. Bah çiçekleri terapisi alıyoruz. Ne yapmamız aslında gerekiyor? Aslında şöyle, bah çiçekleri terapisi alıyoruz değil, terapiye destekleyici olarak kullanıyorum, hı hı, ben onları. Tamam. Yani sadece bah çiçekleri özleri yapıp kişiyi göndermek. Böyle bir terapi şekli yok. Yani onu yapanlar olarak da var. Hı hı. Ama ben normalde terapiyi yapıyorum. Zaten kişinin ihtiyacı olan çiçek özünü biliyorum, hı hı, ve ona göre bir karışım hazırlıyorum kişiye. Peki ne yapıyoruz o karışımı? O karışımı 21 gün boyunca günde 4 defa 4'er damla şeklinde kullanıyoruz. Hı hı. Ve gerçekten hızlı açılım oluyor. Terapiye çok destekleyici bir tedavi yöntemi. Harika. Evet. Çok denemek istedim. Evet, deneriz. Uygularız. Onun dışında başka aldığın eğitimler neler? Şöyle, insan tasarımı analizi, human design dediğimiz bir sistem human design var. Human design ile ilgili konuşacağız ama ayrı bir bölümde konuşalım. Onu böyle bir cümleyle geçelim. Tamam. Çünkü o bayağı detaylı. Tamam. Bir bölüm olsun istiyorum. Evet, şöyle, hı-hı, human design, o zaman çok kısa biraz bahsedeyim. Tabii. Onunla ilgili ayrı zaten yapabiliriz. Bunu da direkt seans olarak değil de terapilere destek olarak kişi talep ederse uyguluyoruz. Özellikle çocuklarda. Çocuk anne çocuğu getiriyor. Şimdi ne oluyor? Çocukların en erken kaç yaşında getirebilir mesela anne çocuğu human design için? Yani hani onun için getirmiyorlar aslında. Hı-hı. Çocuğun öfke problemi oluyor, kaygı, hı-hı, problemi oluyor, alt ıslatması oluyor. Herhangi bir problemle getiriyor diyelim çocuğu. Ve çocuğun haritasını merak ediyor diyelim. Analizini merak ediyor. Şimdi anne babalar ne yapıyor? Çocukları kendi tasarımlarına göre yetiştiriyor. Kendi şartlanmışlıkları, kodlanmışlıklarına göre. Ya da hayal ettikleri, yapmak istedikleri mesleklere göre yönlendiriyorlar. Evet, ona göre yetiştiriyorlar. Hı-hı. Ama çocuğun özünde o yok. Çocuğun potansiyeli ona uygun değil. Dolayısıyla da çocuk bu aşamada, değil mi, çatışma yaşıyor belki. Kesinlikle içerisinde. Kesinlikle öyle. Hı hı. Ama anneye çocuğun o özündeki potansiyeli anlattığımızda, çocuğun özüne göre yetiştirmeye başladığında çocuğu. Hı hı. Tabii bunu oyun terapisi, ondan sonra bahçe çiçekleriyle de desteklediğimizde, hı hı, yine hızlı bir ilerleme oluyor. Tabii bu human design'ı, yani insan tasarımı analizini, hı hı, yetişkinlere de uyguluyoruz. Ama ben seans şeklinde yapmıyorum. Hani seansların içinde bir hani bölüm gibi, bir destek bölümü, destek gibi düşünebiliriz. Evet, o şekilde. Peki human design'ı 16-17 yaşındaki ergen bireyler için de, yani meslek seçimi noktasında da bir yönlendirici tabii gibi ki görebilir miyiz? Tabii ki, bazılarının gerçekten ciddi yetenekleri oluyor. O potansiyelle geliyorlar bu dünyaya, hı-hı, ama bunun farkında olmuyorlar. Hı-hı. Ve bu anlamda yönlendirmede çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Bazen karar verme mekanizmalarımızı aktive etmede faydası oluyor. Kiminin duygusal, kiminin sezgisel, kiminin mantıksal. Herkesin bir karar verme mekanizması var human design'da. Hayatımızda yol almada o kadar güzel bir yol gösteriyor ki aslında. Bir yol haritası çiziyorsunuz aslında, belki de evet, birlikte. Onun farklı kanalları, yetenek kanallarını, evet, belirleyip hangisini seçmesine yardımcı oluyorsunuz diyebiliriz. Evet, o zaman aslında insanın kendini kullanma kılavuzu da diyebiliriz buna bir yerde. Harika, süper. Evet. Şimdi bunun dışında bizimle paylaşmak istediğiniz bir şeyler var mı? Diğer bölümlere mi geçelim? İsterseniz diğer bölümlere geçebiliriz. O zaman diğer bölümler için tamamdır, birazcık daha beklemeleri gerekiyor. Evet. Sevgili dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin ve takipçilerimizin, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür sevgili ediyorum. Sana. Tekrar görüşeceğiz. Görüşmek üzere.